Kale Merkez'e hoş geldiniz. Uzun zamandan bu yana size bir tane kaşlarımla ilgili video çekmek istiyordum ama bayağı bir süredir erteledim bunu. Hem kendi yoğunluğumdan hem de farklı birkaç tane yüklemek istediğim video konusu olduğu için onları ekleyeyim derken bu birazcık arka planda kaldı. Bugün sizlere kaşlarımı nasıl bu kadar güzel gürleştirdiğimden bahsedeceğim. Şöyle, benim kaşlarım normal şartlarda çok inceydi. Özellikle de ergenlik zamanlarında çok fazla ince kaş kullanıyordum ve şu anda kalın kaşın ne demek olduğunu fark ettiğim ve öğrendiğim zamandan bu yana kaşların gerçekten gözleri ortaya çıkaran çok güzel bir faktör olduğunu, çok güzel bir etken olduğunu fark ettiğimden bu yana kaşlarımı daha kalın kullanıyorum. Ama benim şöyle göstereyim. Kaşlarımın zaten kalınlığı ortalama böyle. Yani eskiden çok inceydi ama şu an sıfır alım. Hiç almadım. Sıfır alım. Gördüğünüz gibi. Sadece kesiyorum ben kaşlarımı. Çünkü hafif kıvırcık kaşlarım var. Ve benim şuralarımda kaş çıkmıyor. Bu arada kaşımda şu anda herhangi bir şey yok. Herhangi bir boya, herhangi bir far, herhangi bir kalem. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey sürmüyorum. Sadece kaşımın bunun buralarında bir oyuntusu var. Ve şuraları boş. Yine bunun da yine aynı şekilde şuraları boş. Kaşlarımı düz kullanmak istediğim zaman kullanamıyorum. Çok ufak böyle milimetrik kılı olan ve aslında nail art yapılırken, oje şekillendirirken kullanılan fırçalardan bir tanesi bu. Markası da Flormar. Şu şekilde de gösterebilirim. Flormar'ın kendi mağazasında bunu set içerisinde almıştım ben. Yelpaze fırçası vardı, biraz daha kalını vardı, bu vardı. Birkaç fırçasının içerisinde vardı ama ben bunu kaşlarım için kullanıyorum. Konuyu uzatmıyorum. Hızlı bir şekilde kaşlarımı kalınlaştırma sürecimden ve bu sürecin nasıl geliştiğinden bahsetmek istiyorum. Ve bunu nasıl yapıyorum? Uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Birincisi, ben kaşlarım için önce bir kaş tasarım merkezine gittim. Değişik bir alete, bızız bızız bızız, dişçi makinesi gibi de bir makineyle kaşlarımın üzerine böyle çizikler attılar. Bir makineyle, hatta öyle bir makineydi ki ağrısı yoktu ama o kadar süre böyle gözüm kaşımla oynadıkları için bir süre sonra gözümden yaşlar akıyordu. Daha sonrasında da bir serum, işte böyle damlatmalı şişelerden bir tanesinin içerisindeki yağı damlatıp gönderiyorlardı. Bu kadardı yaptıkları şey. 3 kere gittim. 3'ünde de hani bana şey söylendi. İşte bir hafta sonra tekrar geleceksiniz. Bir hafta sonra tekrar geleceksiniz. 15 gün sonra tekrar geleceksiniz diye. 3 sefer gittim ama before after yaptığımda kaşlarımda çok bir farklılık görmedim. Ama birazcık da şöyle bir şey vardı. Ben oranın ilgisizliğini de pek sevmedim. İsim vermek istemiyorum. Ama sevmedim, memnun kalmadım. Eğer isterseniz bana Instagram'dan, DM'den yazarsanız ya da mail atarsanız hani neresiydi burası diye, size o şekilde bireysel özelinizde cevap verebilirim. Ancak dediğim gibi buradan bir isim paylaşmak istemiyorum. Daha sonrasında tekrar farklı bir kaş tasarımı yapan yere gittiğimde ise orası bana çok farklı bir fikir verdi. Ucu metal olan ama tahriş etmeyecek herhangi bir şeyle kaşlarını böyle kazı önce dedi. Ve daha sonrasında da üzerine de çeşitli yağları döktüğüm zaman aynı etkiyi zaten alabileceğimi söyledi. Kısa bir zaman bu şekilde yaparsan kaşlarını daha sonra uzadıktan sonra şekillendirmesini istersen biz yaparız demişti. Ben de sivri bir şey bulamadım elde. Ama ucu sivri böyle bir şeyim vardı. Bunun ne olduğunu göstermek istiyorum size öncelikle. Şu şekilde Avon'un tırnak şekillendirici makinesi. Bunu kaşlarımın üzerinde şu şekilde gezdiriyorum. Bu arada normalde bu kadar içeri giriyor. Tırnaklarınızı şekillendirirken. Ama ben bunu şu anda tırnak için kullanmıyorum. Biraz yükselttim ki aralara olur da kaşlarım uzun olursa değmesin diye. Bu şekilde kullanıyorum. Baktım ucu sivri. Sonra kullanayım dedim. Çalıştırıyorum. Kaşlarımı biraz kaldırıyorum ve üzerinde geziyorum. Evet arkadaşlar, bu benim gözüm. Bu da kaşım. Gözümün üstünde kaşım var. Şöyle hafif kaldırıp bu bızı üstüne sürüyorum. Bu titreşim kaşımın üzerinde çok hafif çizgi yaratıyor. Böyle gezdiriyorum. Herhalde kadın da aslında bunu demek istedi. Yalnız bunun gezdiği yerde ilk gittiğim kaşçının yaptığı efekti hissediyorum.
Kaşlarım çok fazla uzun olursa arasına dolanabilir diye kestikten sonra yapıyorum. Bilmiyorum, fark ettiniz mi? Hafif kızardı. Doğru süreyi kendiniz bulacaksınız. Ben maksimum 1 dakika, maksimum 1 dakika uyguluyorum. Daha sonra kaşlarımın muntazam olabileceğine inandığım şekilde tarayıp kendimi bu iş için böyle bir fırça ayırdım. Aslında bu fırça da Burberry'nin ruj fırçasıydı. Şimdi özel karışımlı yağımı kaşlarıma bu şekilde sürüyorum. Bu arada altta gördüğünüz şuralarda şu an dokunduğum kaşlar yeni çıktı. Sonra şuralarım yeni yeni çıkıyor. Ayrıca fazla sürdüğüm için şuralarımda bile çıkıyor bazen, ne yazık ki. Aynı şekilde bunun karışım yağı uyguladıktan sonra karışımlı yağın içerisindeki yağlardan sadece bir tanesini tek bir şekilde sürüyorum. Bu şekilde. Bunu nerede muhafaza ediyorum? Onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir lens kabında muhafaza ediyorum. Karışımlı olan kısmı, maviyi sadece tek yağ olarak kullandığım kısmı da buraya koyuyorum. Öncelikle karışımlı yağ sürüyorum. Daha sonrasında tek yağ üstünden bir kez daha geçiyorum. Bu şekilde bekliyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Herhangi bir şekilde yıkamıyorum. Herhangi bir şekilde su değirmemeye çalışıyorum. Yaklaşık olarak 6 saat ile 8 saat arası su değirmemeye çalışıyorum. Su değirmemeye çalışmamın sebebi ne olursa olsun, sonuçta böyle şunla da olsa bir hafif çizdiğim için orayı böyle bir tahriş ediyorum diye düşünüyorum. Su değirip mikrop kapmamasını sağlıyorum. Ama yağlar zaten bitkisel olduğu için, besleyici olduğu için çok bir dezavantajı olmuyordur diye umuyorum. Ama ben bugüne kadar bu yöntemi yaklaşık olarak 3 yıldır yapıyorum. 20 günde bir yapıyorum. Çok fazla böyle belli bir sıklıkta yapmıyorum. Zaten kaşlarımı ben hiç almıyorum. Sadece kaşım ve alnım arasındaki mesafeyi çok az genişletmek için şu kısımlarımı biraz alıyorum. Çünkü gerçekten küçük bir alnım var. O yüzden kahkül bile kullanamıyorum ne yazık ki. 20 günde bir yapıyorum. Ayda bir yapıyorum ve dediğim gibi 3 yıldır bu yöntemi uyguluyorum ve çok memnunum. Herhangi bir zararını da hiç görmedim. Bunun yerine cildinizi böyle bir şeyle ya da herhangi bir sert cisimle tahriş etmek istemiyorsanız da size şöyle bir yöntem önerebilirim. Duştan çıktıktan sonra cildiniz, biliyorsunuz, bütün gözenekleriniz açık oluyor. Duştan çıktıktan sonra aynı yöntemi yine kaşlarınızın üstünde uygulayabilirsiniz. Gözenekleri açılmış bir deriye bunu uyguladığınız zaman yine aynı etkiyi alacağınızı düşünüyorum. Belki ben 20 günde bir, ayda bir yapıyorum. Siz bu sıklığı haftada bir veya 15 günde bile çıkarabilirsiniz. Kaşlarım için çok daha yeni aldım. Denedim, çok beğendim ama yine de niye bilmiyorum bu şekilde muhafaza ediyorum. Gratis'in kendi ürünü olan Eclipse'in şu şekilde cımbızlarını buldum. 9 lira mı neydi? Gerçekten çok uygun fiyatı ve performansı da çok iyi. En ince kıl bile çekiyor. Videonun başında söylediğim kaşlarımın içerisinde çok hafif bir şekilde dolduruyorum dediğim ürün ise şu şekilde göstermek istiyorum. Pastel'in, şu şekilde göstermek istiyorum. Pastel'in kaş farı. Bir tarafı kremsi, bir tarafı sıkıştırılmış toz far gibi. Şurası kremsi, şurası sıkıştırılmış toz far gibi. Bunu çok fazla kullanmıyorum. Bu tarafını çok fazla kullanmıyorum, kremsi tarafı. Ama şunu da zaten aşırı az alıyorum. Misal veriyorum, şöyle dokunuyorum ve sadece şu boşluğa çok hafif dokunmam yetiyor. Benim kaşlarımı şekle sokması için benim gözümde yeterli bir ölçü. Hızlı bir şekilde bu karışımın içerisine neler koyduğumdan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu daha önceki bu karışımı, daha önceki kaş bakım merkezlerinde kaşlarımı bu bakımı yaptırdığımda içerisinde ne olduğunu tahmin ettiğim şeyleri söylüyorum. İlk olarak buram buram çam terebentin kokuyor. Şu şekilde gösterebilirim. Çam terebentin yağı, bunu kullanıyorum. İkinci olarak Hint yağı. Üçüncü olarak tatlı badem yağı ve bunu son karışımıma koydum. Daha yeni deniyorum bunu. Eğer ki faydasını görmüş olursam bunu da söyleyeceğim. Nane yağı.
Bütün hepsini karıştırıp kaşlarımı uygulamamın haricinde tek başına kullandığım yağ ise Hint yağı. Öncelikle karışımlı olan yağ kullanıyorum. Daha sonrasında sadece Hint yağını tek başına sürüyorum. Ben herhangi bir dezavantajını görmedim. Herhangi bir zararını görmedim. Kaş çıkardı mı? Evet çıkardı. Gürleştirdi mi? Evet gürleştirdi. Çok memnunum. Hani diyeceksiniz ki zaten kalın kaşların yok. Yani Kim Kardashian gibi kaşlara da sahip olmayı istemiyorum açıkçası. O yüzden bana verdiği etkiden çok memnunum. Umarım siz de denerseniz mutlaka aşağıya yorumlarınızı yazın derim. Çünkü çok merak ediyorum gerçekten sizde de işe yarayacak mı diye. Sizinle paylaşacaklarım bu kadardı videomda. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım bir faydam dokunmuştur size. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.